arkadaşlar, bu videoda biraz daha farklı olacak. LOL challenge yapacağım. Bir önceki videomda söylemiştim. Elimde çok fazla LOL bebekler vardı, açılmamış. Hazır fırsatım varken de onları açayım dedim. Işık da güzel vuruyorken kaçırmak istemedim. LOL bebeklerle ilgili bir Instagram'da bir sayfa açmıştım. Onlarla ilgili hazırda böyle güzel bir açı yakalamışken videosunu falan çekmek istedim ama bunu da YouTube'a yüklemeyi düşünüyorum. Hazırda videosunu çekiyorken. Bu arada diğerlerini de göstereyim de, yeni tripodu da aldığım için biraz acemiyim. Yamukluk olursa ekranda kusura bakmayın. Bu arada arkada puzzle yapmıştım. Onun puzzle duruyor ve köşede de şurada zaten görmüşsünüz de açılmamış LOL bebekler falan var. Şimdi bunu açacağım. Bir de arkasındaki bebekleri açacağım arkadaşlar. Açılmış olanların birkaç tanesini koydum ama küçükleri daha koymadım. Belki son kısma yerleştirebilirim. Bundan sonraki videoda muhtemelen okuduğum kitapların videosunu çekeceğim. Elimde çok az var çünkü bazılarını çekilişle hediye ettim. Bazılarını da arkadaşlarıma, yakınlarıma falan verdiğim için elimde okuduğum kitaplar çok azaldı. Yani kendi elimde bulunmasını istediğim kitaplar dışındaki her şeyi ya çekilişlerle ya da birilerine hediye olarak veriyorum. Zaten takip edenler varsa biliyorlardır. Ben videoyu fazla uzun tutmayayım. Dediğim gibi şimdi bunun açılımını yapacağım. Daha sonra Instagram için ayrı ayrı birkaç tane video çekmeyi düşünüyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. LOL bebekti. Baloncuklu. Birkaç sene olacak. Belki de bir sene falan olacak. 1,5 sene. Diyanar'dan ayrılmadan önce, önceki videolarımı izleyenler varsa zaten muhtemelen biliyorsunuzdur. Diyanar Kiss mağazası vardı. Orada çalışıyordum. O sıra almıştım. Orası çocuk mağazası olduğu için çocuklara özel çok güzel şeyler geliyordu. Ne yazık ki şu an kapandı orası da. Çok üzüldüm. Orayla ilgili de çok komik anılarım var. Belki bir gün onlarla ilgili bir video çekebilirim. Şimdi şu tripoda daha yeni alışıyorum da. Şöyle bir aşağıya doğru çekebilirsem. Şu şekilde. Birazdan içini açacağım. Şöyle de bir su kabı ayarladım. İçerisine koyacağım. En sevdiğim kısım da zaten şey. O sesi çıkması çok hoşuma gidiyor. Baloncukların. Şöyle. Muhtemelen zaten bunu saklayacağım. Şöyle göstereyim sizlere de. Şöyle kaldırıyorum. Kalpli falan çok güzel oldu. Bunu da kenarıya şöyle koyalım. Hala düzenlemem gereken bir kitaplığım var. Bazen kütüphane diyorum. Kusura da bakmayın, bazen ağzımdan öyle çıkıyor. Şimdi hemen şu küçüklerle bir başlamak istiyorum. Son kalan kısımda bu arkadaşlar, kalp şeklinde. Birazdan suyun içerisine koyacağım. Rengarenk olacak. İzlemeyi çok seviyorum. Böyle hızlı geçişli videosu olarak da bunu da koyacağım. Ben şimdi şu jiletini açıyorum. Sonra videoya devam edeceğim. Evet, ben açtım. Şimdi şunu suyun içerisine bu şekilde bırakıyorum. Seneler geçmesine rağmen.
Çok tatlı bir sesi var. Arkadaşlar bu biraz uzun süreceği için arada ben size şunu da göstermek istedim. Şöyle devam ediyor. Bu arada diğer açacağım iki lol bebek de bunlar arkadaşlar. Biri bu. Bunu Migros'tan almıştım ama Marmaris'ten aldım. Bunu da Toy Shop'tan satın aldım. Yine Confetti Pop galiba bu da. Şöyle. Bu ikisini de bugün açacağım. Bugün en azından birkaç tane lol bebek açmış oluyorum. Sonra geri kalan kısımlarını açacağım. Ama onda ne zaman olur bilmiyorum. Şimdi ben bunu bitmesini bekliyorum. Daha sonra içerisindeki çıkanları da size göstereceğim. Şöyle birkaç çevireyim. Şuradan zaten arası açıldı gördüğünüz gibi. Hatta şöyle göstereyim size içerisinden de. Şöyle tatlı bir kalp şeklinde duruyor. İçerisine bırakalım. Çözülür zaten. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben bunu bir temizleyeceğim. Sonra videosunu tekrardan devam edeceğim çekmeye. Ben devam ediyorum. Şu şekilde içerisinde açtım. Sesi geliyordur muhtemelen. En son suyun halini size gösteririm. Şu şekilde. Hemen açmaya başlıyorum. Muhtemelen bunda bebek var. Bunu en sona saklayacağım. Giydirdim. Bu kıyafeti daha fazla tercih ettim. Çok güzel. Şurada arkasında yıldızlar var. Çok hoşuma gitti. Bulanıklaşmasa göstereyim. Şu şekilde çok tatlı. Bu kıyafeti daha fazla tercih ettim. İsterseniz şöyle bunu da giydirebilirsiniz. İsterseniz ya da şöyle deniz kızı tarzı bir kıyafet de giydirebilirsiniz. İşte şöyle çok tatlı bir köpeği var yanında. Şöyle göstermiş olayım. Bu açtığım ilk lor bebeğin bebekti. Şöyle. Şimdi diğerlerini açacağım. Şurada hemen göstereyim size. Bu ikisini de açacağım birazdan. Şöyle kalbin içerisine bu bebekleri de şu şekilde yerleştirip bir video çekmeyi düşünüyorum. Şimdilik diğer kısma geçelim. Sıra bunda. Çok merak ediyordum. Uzun süredir de açmayı o kadar çok istediğim lor bebeklerin en başında geliyor. Şöyle. Bunun kutusunu bozmayacağım. Muhtemelen kullanacağım diye bozmak istemiyorum. Şöyle makasla üstünü açacağım. Bunun kutuyu bozmak. Çünkü bozmak hiç niyetinde değilim. Şuradan da şunu keselim. Şurada da çöpüm var. Yanında da çöpü atıyorum. Şöyle açınca içerisinden de şöyle bir kart çıkıyor. Muhtemelen bu da alışveriş sepeti. Çok tatlı. Şöyle koyalım. Kutunun içerisine yerleştiririm. Kutuyu kullanırım. Şu alt kısmı keseceğim muhtemelen. Makası da şuraya alalım. İçerisindeki renkler çok tatlıymış gerçekten. Kutunun şeyi de çok güzel. Dokusu da çok güzel. Thank you.
çıkan LOL bebek. Bu arada Tripod'un anlamadığım nedeniyle bazen yeri kayıyor. Şöyle tekrardan göstereyim. Elim de fena oldu. Baloncuklar yüzünden. Neyse. Şöyle göstereyim. Şimdi birazdan bebeği giydireceğim. Sonra tekrardan son bir dokunuşuyla göstermiş olayım. Evet. Ben bu şekilde de giydirdim. Pulları çok fazla dökülüyor. Şöyle de bir biberonu var. Şöyle küçük bir aparat. Şöyle göstermiş olayım. Şimdi diğer LOL bebeğe geçebiliriz. Evet, sıra son LOL bebeğimize geldi. Bundan sonra muhtemelen birkaç gün sonra diğer kalan LOL bebekleri açacağım. Bu da konfeti pop tarzında. Şöyle birinci set bu. Şöyle göstereyim. Şimdi bunun açılımına geçebiliriz. Giydirdim. Genelde bunlar birazcık zorlandım ama nedeni bir türlü anlamadım. Zor kapanıyorlar. Şöyle işte gözlüğü var. Altın kaplama renginde bir biberonu. Şu şekilde. 3 tane LOL bebek açmış oldum arkadaşlar. Diğerlerini bir başka gün açacağım. Şimdi ben bunlarla ilgili muhtemelen bir video çekeceğim. Ondan sonra Instagram'a falan atarım. Şimdi benim bahsedeceğim bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Tekrardan başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.